Normal bir oyuncuyum. Ee, bu şekilde banlanabilirsiniz arkadaşlar. Yani sizlere de küfreden insanları banlatabilirsiniz yani. Bunu söylerler eminim. Yarın e, yine aynı sohbet yerinde bu arkadaşlar bir araya geldiğinde yine sohbet edeceklerdi. O yüzden siz de o sohbeti görürseniz bilin yani bu olayı. Arkadaşlar hepinize merhabalar. Yine yeni bir Rachel of Legends Türkçe videosuyla karşınızdayım. Bu videomda 3 gün önce yapmış olduğumuz 4 tane hesabın çekiliş sonucunu sizlerle birlikte burada yapacağız. Siz de göreceksiniz yani çekilişi. E, kimlere gidecek? Umarım gerçekten hesaba ihtiyacı olan arkadaşlara gider. Şimdi çekiliş sonucu videolarımda genelde böyle e, yorumlarınızı okuyordum önden. Bu videomda maalesef yorumunuzu okuyup burada sizlerle birlikte okumayacağım. Çünkü ama ben açıklamalarda falan şey yorumlarınızın hepsini okudum videomda. Hepinize çok teşekkür ediyorum yapmış olduğunuz yorumlardan dolayı. Bu videomda sizlere biraz uyarı yapmak istiyorum. Böyle ufak bir uyarıda bulunmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi biraz önce yaklaşık 1-2 saat önce falan ee, sohbet yerinde bazı arkadaşların benim hakkımda ileri geri konuştuklarını gördüm isim vermeyeceğim bu arkadaşların hiç Önem yok isimlerinin bu arkadaşların varlığını bilin diye bu videomda bunları uyaracağım arkadaşlar uyarıda bulunacağım sizlere bu arkadaşlar bu arada <laughs> şurası çok güzel olmuş devamlı dikkatimi bozuyor yani çok şahane olmuş çok beğendim yani oyuna yeni bir görsellik katmış yeni bir güzellik katmış arkadaşlar çok beğendim. Biraz önce birisi düştü. Hoşuma gitti. <laughs> o yüzden konuşmamı böldüm. Özür diliyorum. Tekrar devam edelim. Yani bu arkadaşlar oyunda sohbet yerlerinde beni kötülüyorlar. Yani bana karşı Birçok iftiralarını bizzat gördüm kendi gözlerimle artık dayanamadım yazdım olaya müdahil oldum hani dedim neden böyle yapıyorlar gibisinden konuşmaya çalışırken baktım işte e, iftiralar havada uçuştu işte Alp Legends çekilişlerinde e, CFR çekilişlerinde istediği kişilere CFR veriyor hesapları boş yere katılmayın çekilişlerini işte e, hesapları istedikleri kişilere veriyor gibisinden bir dünya iftiralar. On sonra Art Legends oyunu bilmiyor. işte onu izleyenler bu hale gelir. işte hep o kendisi gibi düşük seviyede kalırlar gibi bir dünya yine bu şekilde karalamalar. Ve ona benzer bir dünyada işte hakaret etmeye gidiyordu tam olay. Hani artık küfre gidiyordu yavaş yavaş. Dedim ki dur küfür edersen banlanırsın dedim. Yani seni banlatırım dedim. Kimsenin kimseye arkadaşlar oyun içerisinde küfür etme hakkı yok. Burası oyun diye, burası sohbet yeri diye her istediğini söyleyemezsin sen. Söylersen de arkadaşlar yapmanız gerekeni söylüyorum. Bu hemen ben bunu söyledim ya kesinlikle küfür edemezsiniz ederseniz sizi banlatırım dedim ya obo dedim ki o dediler Alp Legends oyunun sahibi olmuş Alp Legends işte e, artık dikkat edin arkadaşlar sizi banlatır gibisinden oradaki insanlara beni izleme, izlememeleri için bir algı yaratıyorlar arkadaşlar bu arkadaşlar benim her videomda her söylediğim kelimelerde bu arkadaşlar dediğimde çok değil yani bu insanlar bir veya iki kişi bunlar bir iki kişi onların söylediklerine inanan da 3-5 kişi var yani bu arkadaşlar yani o yüzden fazla kişi değil bunlar onun da farkına varın yani o şekilde algılar yaratıyorlar beni izlememeleri için yani kardeşim neden böyle yapıyorsun bu insanlar e ee, orada sohbet etmeye çalışıyorlar. Orada bir şeyler konuşmaya, bir şeyler öğrenmeye çalışıyorlar, bir yardımlar almaya çalışıyorlar. Sen orada 80 levele çıkmışsın. Bir de bunları yapan en üst seviyedeki arkadaşlar. Sen 80 levele çıkmışsın. Oradaki insanlara yardım edeceğine o insanlara yardım eden insanı kötülüyorsun. Her neyse yani baktım iş kötüye gidiyor. İşte küfre yaklaştığı için ben onu söyledim ya o da hemen işte Alt Legends bakın arkadaşlar oyunu sahibi olmuş. bizi şey yapacak banlayacakmış kafasına göre falan gibisinden hala oradaki insanlara algı yaratmaya başlayınca e, dedim ki bunu videomda söyleyeyim dile getireyim yani ki e, bunu eminim bir iki gün sonra hatta bir iki gün boyunca dile getireceklerdir orada insanlara diye hani bu şekilde bir şey duyarsanız olayın aslını bilin arkadaşlar yani ben oyuna herhangi bir şekilde bir üst düzey birisi değilim oyunda ben de sizin gibi bugün oyuna yeni başlayan bir arkadaş gibi ben de bu oyunu oynayan bir insanım yani sonuçta ama yapmam gerekenleri biliyorum sizler de yapman gerekeninizi bilin arkadaşlar size bu oyun içerisinde sohbet yerinde küfür eden kim olursa olsun buradan bilgilere girin destek yerinden ekran görüntüsünü alın ve size küfür eden size hakaret eden kişinin buradan e, desteğe gönderin. Ben destekle görüştüm arkadaşlar yani destek dedi ki herhangi bir şekilde ben aslında destekle görüşmemin nedeni bu ilkaz butonu yapmak istemiştim hani ilkaz butonu olur mu demiştim Çünkü oyun içerisinden bazı arkadaşlarımız bana özelden yazdılar işte artık çok fazla küfür var oyunda Hani sohbet edemiyoruz kimseyle Ben de o şekilde ondan dolayı görüşmüştüm bundan bir buçuk hafta önce falan tam hatırlamıyorum görüşmüştüm Hani o şekilde bir şey yapamayacaklarını söylediler ama bu şekilde yardımcı olacaklarını söylediler. Bu şekilde küfredenleri destekten şikayet ettiğinizde oyun tarafından uzaklaştırılacak arkadaşlar bu insanlar. Yani o yüzden ben de onu söyledim. Yani bunu yapmam için herhangi bir şekilde oyunun sahibi olmam bile gerekmiyor. Yani ben de normal bir oyuncuyum. Ee, bu şekilde banlanabilirsiniz arkadaşlar. Yani sizlere de küfreden insanları banlatabilirsiniz. Yani bunu söylerler eminim. Yarın... Yine aynı sohbet yerinde bu arkadaşlar bir araya geldiğinde yine sohbet edeceklerdi. O yüzden siz de o sohbeti görürseniz bilin yani bu olayı. O yüzden söylüyorum. Ve ben hani kesinlikle oyundan kimsenin ceza almasının taraftarı değilim. Kesinlikle ve kesinlikle hani. Çünkü tek amacım, tek gayem bu oyunda insanları çoğaltmak, bu oyundaki seven kişileri çoğaltmak, bu oyuna yeni başlayanlara yardımcı olmak, orta seviyedekilere yardımcı olmak, en üst seviyedeki arkadaşlara işte videolarımla yardımcı olmaya çalışan birisiyim. Ben neden böyle bir şey isteyeyim? Ama ben bunun için videomda hiç dile getirmemiştim. Sırf bu olaydan dolayı hani bilin diye söylüyorum arkadaşlar. Hani e, bu şekilde bir sohbet içerisinde olursanız bilin ki bu olayın aslı bu şekilde. Burada herkes kafasına göre kimse kimseye hakaret edemeyecek arkadaşlar. Yani kimse kimseye küfür edemeyecek sevmediğiniz bir durum olabilir tartışabiliriz Tabii ki elbette tartışabiliriz insanlar konuşa konuşa tartışa tartışa halledecekler sorunlarını Ama küfür için içine girmeyecek Burası sohbet yeri diye burada herkes elini kolunu sallayan gelip burada küfür edemeyecek arkadaşlar Belki ilerleyen dönemlerde direkt şikayet et butonuyla bu sorun çözülebilir Onu da söylediler ama ilerleyen duruş zamanlarda şu an için ee, Bu şekilde olacak Yani adam giriyor ki bakıyor ki burada sohbet yerinde bir dünya güzel insanların sohbet ettiği yerde giriyor kafasına göre küfürler saçıyor işte hakaretler ediyor. Bakıyor ki kimse ses etmiyor kimse işte şikayet edemiyor onun farkına vardığı için habire küfür ediyor. Ve artık bunun da farkına varsın o küfür edenler artık banlanacak arkadaşlar yani oyundan uzaklaştırılacaklar. Evet. Uzun lafın kısası bu şekilde arkadaşlar. Yani bu şekilde 3-5 arkadaşın yapmış olduğu algılardan kesinlikle ve kesinlikle haberiniz olsun istedim. Hani ola ki denk gelirse sohbet içerisinde kesinlikle kulak asmayın. Ben de çünkü artık kulak asmayacağım. Bu özellikle son şu 1-2 videomdan sonra yapıldı. Ve bunu yapan arkadaşlar da üzülüyorum. Maalesef oyunun hani üst seviyelerindeki arkadaşlar yani kasılmışlar hani tamam çok güzelsin oyunu çok biliyorsundur ee, hani çok ıı, başarılısındır Klambos'ta çok yüksek hasarlar veriyorsundur hani ben sana ulaşamamdır doğrudur benden çok çok iyi kat kat biliyorsundur oyunu ama bu şu demek anlamına gelmiyor burada insanlara yardımcı olmaya çalışan burada insanlara videolar hazırlayıp hani oyunu sevdirmeye çalışan bir insanı karalamak ıı, hakkına sahip değilsin sen ama biz her şeye rağmen bu arkadaşlara rağmen bu söylentilere rağmen, bu 3-5 kişinin iftiralarına rağmen biz bildiğimiz yoldan kesinlikle şaşmayacağız arkadaşlar. Biz videolar paylaşmaya devam edeceğiz. Biz haftalık çekiliş yapmaya devam edeceğiz. Hesaplar hediye etmeye devam edeceğiz. Cevher çekilişleri yapmaya devam edeceğiz. Artık biliyorsunuz 5060 tane cevher hediye edeceğim. 5600 pardon, 5600 tane aylık cevher hediye edebileceğim sizlere. Yani dağıtacağım 10 kişiye bu 500, 600, 5600 5600 cevheri. Evet arkadaşlar sizlerin de daha fazla kafasını ağrıtmamak için çekiliş sonucumuza geçelim artık. Bakalım bu haftaki çekilişimizi kimler kazanacak? Bu haftaki o güzel hesapların sahibi kimler olacak arkadaşlar? Hemen çekilişimize geçiyoruz. Evet arkadaşlar commentpicker.com web sitesine girdim ve şu an videomuzun linkini buraya yapıştırdım ve yorumları al dediğimde bakalım kaç tane kişi katılmış kaç tane yorum alacak toplamda 199 tane yorumu aldı bakalım 199 kişi içerisinden kimler kazanacak birinci ve ikinci ve üçüncü hesabımızı birinci hesabı kazananı şimdi belirliyoruz arkadaşlar başlattım Evet bakalım birinci hesabımız kime gidecek Evet birinci hesabımızı kazanan arkadaşımız Emre Gül katıldım bol şans herkese demiş ve birinci hesabın sahibi oldu Emre kardeşimi tebrik ediyorum hemen açıklamalar bölümünde instagram linkim var discord linkim de var oradan bana ulaşabilir şimdi ikinci kazananı belirleyeceğiz ikinci hesabımız kime gidecek bu hafta başlattık tekrar ikinci hesabımız kim kazanıyor ikinci hesabımız kime gidiyor Emirhan Uysal kazandı arkadaşlar demiş ki katıldım Efsanevi de hiç şansım yok çıkmıyor bana bu yüzden sıkılmaya başladım umarım kazanırız bir tanesini de adam akıllı bir başlangıç yaparız çıkana şimdiden hayırlı olsun demiş. Yani kazanırız bir tanesinde adam akıllı bir başlangıç yaparız demiş. Muhtemelen daha onu oyuna başlamamış bir arkadaşımız kazanmış. Veyahut başlamışsa da kötü bir hesabı e, hesapla başlamış bir arkadaşımız kazanmış. Çok sevindim. Emirhan Uysal kardeşimiz çok güzel bir hesabın sahibi oldu. İkinci hesabımızın sahibi de Emirhan Uysal. Hemen açıklamalar bölümünde Instagram ve Discord linkim var. Oradan bana ulaşabilirsin Emirhan kardeşim. Şimdi üçüncü hesabı kazananı belirliyoruz. Bakalım üçüncü hesabımız kime gidecek? Evet, üçüncü ve son hesabımız Batuhan Uçak gitti. Umarım bu sefer çıkar katıldım demiş ve üçüncü hesabın sahibi oldu Batuhan kardeşim de. Evet arkadaşlar 3 tane hesabımızı verdik. Şimdi dördüncü hesabımız ölümsüz takımlı hesaba sadece özel üyeler katılabilecekti. Ve sonunda da bir tane takipçi hesabı inceleme videosu için çekiliş yapacaktım. Onun da çekilişini yapalım sonra videoyu sonlandıralım. Buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar çıkmadıysa hiç üzülmeyin haftaya demeyeyim. 3 gün veya 4 gün içerisinde yeni bir çekilişle yine karşınızda olacağım. O yüzden hiç üzülmeyin arkadaşlar. O çekilişimde de çok güzel hesaplarım var. O çekilişte kazanırsınız inşallah. Şimdi son hesabımızın çekilişini gerçekleştirelim. Online çekiliş yap.com'a girdim ve şu an özel üyelerimizin topluluklar kısmından katıldığı 4. hesap için ölümsüz takım için katıldığı 23 tane özel üyelerimizin ismini yazdım. Ve takipçi hesabı inceleme videosu için katılan sadece onun için katılan arkadaşlarımızın ismini de bundan sonraki yapacağımız çekilişte iki kere yazacağım. Şimdi arkadaşlar 23 kişi içerisinden bakalım kime hesap gidecek. Bu arada tüm özel üyelerimin hepsine yapmış oldukları desteklerin için çok teşekkür ediyorum. Ve sizler de arkadaşlar bu şekilde... E Destek verirken aynı zamanda ayrıcalıklardan yararlanabilirsiniz. Bu ayrıcalıklar haftalık olarak yapmış olduğum çekilişlerdeki hesaplar arasından bir tanesinde özelliklere ayrı yapıyorum ve cevher çekilişlerinde ayrıcalıklar oluyor ve takipçi hesabı inceleme çekilişlerinde de ayrıcalıklar oluyor arkadaşlar. Evet şimdi girelim bakalım kazananı belirleyelim bakalım kim kazanacak. Evet şu an dördüncü ve çok güzel hesabımız ölümsüz takımla hesabımız kazanan arkadaşımız Holy Kebab oldu. Tebrik ediyorum kardeşimi. Çok güzel bir hesabın sahibi oldu arkadaşlar. Umarım gerçekten bu hesaba ihtiyacı vardır. Çünkü hesap çok güzeldi. Ve hesabı veren arkadaşlar tekrar görüştüm. Hani dedi ki şu an dedi zaten sen videomda ben hazırlanması gerekiyor. Ölümsüz takımı demiştim ama hazırmış ölümsüz takımı bu arada arkadaşlar. onu da bilgisini verin Hızları falan ayarlanmış. Sadece arkadaş tarif edecek nasıl kullanması gerektiğini. Şimdi takipçi hesabı inceleme çekilişini yapacağız. O yüzden isimleri tekrar yazacağım arkadaşlar çekilişimizde o çekilişte yaptıktan sonra videomuzu sonlandıracağız. Evet arkadaşlar son çekilişimizi gerçekleştireceğiz. Takipçi hesabı inceleme çekilişi için sadece o çekiliş için kazan katılan arkadaşlarımızın isimlerini iki kere yazdım ve şimdi kazananı belirleyeceğiz arkadaşlar. Bir önceki videomda demiştim ki hani 6 ay boyunca hiçbir şekilde takipçi hesabı inceleme çekilişi kazanamayan bir arkadaşımız olursa 6 ayın sonunda doğrudan çekilişsiz hesaplarını inceleyeceğimi söylemiştim. Ve şuna bugün ilave etmek istiyorum. 6 ay boyunca hiçbir şekilde hesap kazanamayan arkadaşlarımız çekilişle özel üyeler arasında hesap kazanamayan kişilere de 6 ayın sonunda yani çok güzel olmasa da efsanevi güzel bir hesap vermeye çalışacağım arkadaşlar. Onun da bilgisini vereyim. Çekilişle hesap kazanamazsanız, çekilişle takipçi hesap inceleme videosu kazanamazsanız hiç üzülmeyin. En kötü ihtimalle 6 ayın sonunda garanti kazanmış olacaksınız. Evet şimdi kazananı belirliyoruz. Bu hafta bakalım kimin hesabını inceleyeceğiz arkadaşlar. Evet bu hafta inceleyeceğimiz hesap Murat Tobal kardeşimizin hesabını inceleyeceğiz. Murat Topal kardeşim hesabını incelememi istiyorsan açıklamalar bölümünde Instagram ve Discord linkim var. Oradan bana ulaşabilirsin. Yani şu an bir tane arkadaşımızın hesabını inceleyeceğim. Onun hesabını inceledikten sonra geçen hafta kazanan arkadaşımızın hesabını henüz incelemedim. Onun hesabını inceledikten sonra ikinci olarak da Murat kardeşimizin hesabını inceleyeceğiz. Umarım güzel şeyler yaparız hesabında. Ve videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım gerçekten de hesaba ihtiyacı olan arkadaşlara gitmiştir hesaplar çıkmadıysa hiç üzülmeyin. Dedim gibi 3 gün içerisinde muhtemelen ya pazartesi olabilir veya salı olabilir. Ee, yine yeni bir çekilişle karşınızda olacağım. Kendinize çok çok iyi bakın. Bu arada bugün Mavi Taşlar'a 2x etkinliği var. Ee, umarım güzel kahramanlar çıkartırız hep birlikte. Ben de birazdan zaten bu video bittikten sonra siz izlerken muhtemelen yani akşam üzeri falan kendi hesabımdaki taşları atacağım videosunu oluştururum. Ee, yine paylaşırım güzel bir taş açma videosu olur inşallah. Çünkü çok beklentim var bu sefer yüksek bir taş açacağım. Mavi taş. güzel kahraman çıkartırız bu sefer inşallah. Onun da videosunu paylaşırım arkadaşlar bir iki gün içerisinde. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.